Gel. Sultanım. Rahatsız ediyorum, özür dilerim. Dinliyorum paşa. Demiryolları için İngiliz şirketi telgraf çekti. Emrettiğiniz üzere ihaleye hazırlanmışlar. Bu evrakın imza edilip sabah postasıyla İngiliz şirketine gönderilmesi gerekiyor. Düşününüz Tahsin Paşa. Saraybosna'dan trene binen bir Müslüman İstanbul'dan geçip Mekke Medine'ye kadar tren vagonunda seyahat edip hac vazifesini ifa edecek. Atla 6 ayda gidilen yol 1 haftada bitecek. İşte benim rüyam bu. Müminlerin toprağı onlara cennet olsun. Amin Sultan. Bismillah. Bak bana. Sen yenisin galiba. Şu tabak fazla. Sultan israftan hoşlanmaz. Kaldır. Kaldır hadi. Hayırlı sabahlar olsun. Devletiniz daim olsun sultanım. Günaydın babacığım. Güzel kızım. Abdülkadir yok mu? Babacığım yine bir gazetenin saraya alınmasını yasaklamışsınız. Allah aşkına ne ziyanı vardı bu meşveretin? Oğlum bir bismillah deseydin. Bismillah. Sen bu meşveretin arkasında kimler var biliyor musun Şehzade Efendi? Anneciğim bilmeme gerek yok ki. Hünkârımızda aynı fikirde olmayan insanlardır sanırım. Abdülkadir. Ah benim asi ruhlu evladım. Mesele benim şahsıma hücum etmeleri değil. Mesele devletimize, hilafet makamına hücum etmeleri. Ver. Havadis. Meşveret gazetesinin havadisi. Hilafet makamının artık bir hükmü kalmamıştır. Pekala Hintli Müslümanlar İngiliz idaresinde rahat rahat dinlerini yaşayabilmektedir. Burada da fotoğrafı var. Bilgisiz bir Müslüman bile camide ayakkabıyla namaz kılınmayacağını bilir. Böyle sahte fotoğraflarla milletin aklıyla oynamalarına izin vermem. Gazetedeki havadisi gördün mü Sebahattin? Hangisini? İngilizler. Hindistan'a cami yaptırıyorlarmış. Adamlar herkese din hürriyeti veriyorlar işte. Abdülhamit de İngilizleri beğenmiyor. Beğenmez tabii. Ona göre tebaasına camiyi ancak halife yaptırabilir. Yoksa nerede kaldı hilafetin nizamı? Boş, boş. Artık dünyaya bütün yeryüzü vatanım. Bütün insanlar benim milletim diye bakmak lazım. Ama biz hala yok halifedir, yok sultandır,
takılmışız bir ailenin peşine. O ailenin nesi varmış acaba Sebahattin? Sebahattin öyle söylemek istemedi sultanım. Osmanoğulları her daim iyidir. Sizin atalarınız 6 asırdır bu millete hükümdarlık etmişlerdir. Hele ağabeyiniz Abdülhamit Han. Cihanda eşine az rastlanır bir dehadır. Sebahattin öyle demek istemedi. Mami, kızma ama. Mensup olduğum aile hakkında ileri geri konuşur muyum hiç? Mami de ne oğlum? Nereden çıktı bu şimdi? Anne de, valide de mamiymiş. Anneciğim, biraz batıya dönmeyelim mi? Evladım, sen önce özüne dön, yemeğini ye. Hadi. Özür dilerim validem. Sultan. Ah Mahmut. Lafı eveleyip gevelemeden söyleyin. Devletli abimden ne istiyorsun? Aşk olsun. Aşk olsun seni ya. Ben devletli abinizden ne isteyebilirim? Hizmet etmekten başka. Nasıl bir hizmetmiş bu? Seni ya. Bu demir yolları meselesini gece gündüz düşündüm. Çok çalıştım. Eğer ağabeyiniz Abdülhamit Han bu demir yolları vazifesini bana layık görürlerse devletimiz çok karlı çıkacak. Peki senin menfaatin ne olacak bu işte? Benim ne menfaatim olacak? Gelecek nesiller dua etsinler, bana yeter. Anladım.